düşünüyorum da Türkiye'nin durumu bu kadar karışık mı? Bugün yine asıl sorunlarımıza ineceğiz. Ama bu sorunlar bir değil, iki değil, üç değil, beş değil. Peki ne yapacağız? Peki birisi çıkıp da bize bunları halledebileceğiz diyebilecek mi acaba? Nereye gidiyoruz biz? Burası Türkiye, buyurun. Dünya bilim tarihine bir Türk'ün adını yazdırdı o. Oktay Sinanoğlu. Modern üniversite tarihinin en genç profesörü oldu. Özel kanunla kendisine Türkiye Cumhuriyeti Profesörü unvanı verilen ilk ve tek bilim insanı o. Dünyanın peşinden koştuğu adam. Onu sayısız buluşlara ulaştıran dehasıyla bilimin birçok dalına ivme kazandırdı. İki kez Nobel'e aday gösterildi. Uzun yıllar ülkesinden uzakta çalışmalarını sürdürse de, milletine ve diline olan bağlılığıyla da adından söz ettiriyor. Türk Einstein'ı olarak anılacak kadar bilime ve insanlığa hizmet etmiş olmasının yanı sıra, Türkçenin bilim dili olabileceğini savunacak kadar inanıyor diline. Türkçeyi kaybetmenin, Türkiye'yi kaybetmek olacağını iddia ediyor. Çünkü kültür genlerinin ırk genlerinden daha önemli olduğunu anlatıyor. O kadar önemli şeyler anlatıyorsunuz ki ben bu programa başladıktan sonra açıkçası çok korkar oldum. Gerçekten içim karardı. Fakat bunların konuşulması gerektiğini düşünüyorum ve bugün de sizinle konuşma şerefine nail olacağım. Onun için hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Gerçekten bir Türk olarak geçmişinizle ilgili bilgilerinizi okuduğum zaman inanamadım. Yani inanamadım çünkü bu kadar değerli insanlarımız varken onları neden dinleyemiyoruz? Neden bu tür programlar yapılamamış daha önce? Merak ediyorum ama ben demek ki şanslıyım diyorum. Ne olacak bizim bu halimiz? Yani şunu anlatmak istiyorum. Diyorsunuz ki dünyada iki tane güç var. Biri kaba kuvvet, diğeri de yumuşak kurtuluş. Büyük güç. Büyük güç. Yumuşak güç. Yumuşak güç, pardon. Bunu söylerken herhalde kültürümüzden, sosyal anlayışımızdan, gelenek ve göreneklerimizden bahsediyorsunuz. Yani bir ülkenin nasıl yok oluşu aslında içten bu şekilde yok olur diyorsunuz. Evet. Bunu bize bir açar mısınız lütfen? Evet. Şimdi bu tarih boyu vardı da şimdi daha sonradan daha da ilerledi. Bir ülkenin fethedilmesi ve yok edilmesi, hatta milletlerin yok edilmesi tarihten iki yöntemle oluyor. Birisi kaba kuvvet. Gidiyorsun bir yere bombalıyorsun, işte ailesini kesiyorsun falan. Öbürü yumuşak güç. Şimdi kaba kuvvet yöntemi aslında işte Irak şimdi misali. Bu yapana çok pahalıya mal olur. Nitekim Amerika yani neredeyse çoktan iflas etmiş durumda. Çin'in verdiği borçlarla ayakta duruyor. Burada pek duyurmuyorlar da öyle. Evet. Ve ondan sonra tabii orada halk yaşı, hayatta kalabilenler daha da şey oluyor, bileniyor ve karşı çıkıyor filan. O bakımdan düşman açısından bu pek verimli bir yöntem değil. Yumuşak güç yönteminde işte ahbap dost bilmem ne falan diye geliyorsun. 45'te bize olduğu gibi işte yok yardım ederiz falan diye. Yardım mardım da ettiği yok da. Ondan sonra yavaş yavaş virüsler sokuyor topluma. Toplumun virüsleri var. Topluma virüs başta şöyle girer. Bir, mesela bu yalnız Amerika şu bu falan değil. 500 yılda bir kere bu sömürgecilik işi Batı'nın işidir. Mesela bizim tarihimizde böyle bir şey yoktur. Macaristan'da Osmanlı'nın olduğu dönemde Osmanlı Devleti oranın ahalisinin refahı için harcadığı para aldığı vergilerden kat be kat fazladır. Bunu Macar Türk bilimciler yayınladı birkaç sene evvel araştırıp arşivlerden. Şimdi bu Batı'nın işidir. Batı'nın işi gidip her şeyini silip süpürmek, alıp götürmek, sonra da bol bol katliam yapmak. Bu Batı'nın işidir. Her türlü Batı. Şimdi bu virüsler başta işte ha bir de Batı'nın 500 yılda bütün sömürgelerinde yani İspanyollar Güney Amerika'da, işte İngilizler Kuzey Amerika'da, ondan sonra işte şeyde Hindistan'da, Fransızlar Kuzey Afrika'da falan hepsinde aynı şeyler yapılmış. 15 kale.
Şimdi o listeye baktığın zaman Türkiye yok. Çünkü Türkiye hala geçerlidir diye şey yapıyorlar. Yani geçmişte bunun örnekleri var. Bir sürü var. Türkiye'nin de aslında o listede olması lazım. Yani sömürgeleri sizin de. Ben şimdi milleti işte böyle yumuşak güçle uyutarak, aldatarak falan yavaş yavaş 60 senede bu işi yaptıkları için. Hı hı. Aman uyanmasınlar diye de pek Türkiye'den bahsetmezler. Ama baktığın zaman 15 kalem bütün sömürgelerde sömürgecinin yaptığı işe Türkiye için de bir iki madde eklemek lazım. O derece. Şimdi bu virüsler işte tabii sömürgecinin diline göre Fransızsa mesela şimdi Cezayir'de, Tunus'ta Osmanlı'dan aldıktan sonra Arapça kalmadı. Hepsi Fransızca konuşuyor. Konuşuyor evet. İşte ondan sonra Arap kendi dillerini hakir görüyorlar filan. Ondan sonra eski Sovyetler'de işte o Türk Cumhuriyetlerinde filan bir kısmı Allah'tan Rusça konuşur. Dünya dili Rusça der. Öbürü dünya dili Fransızca der. Nerenin sömürgesiysen orası dünya dili diye yuttururlar. Evet. Buranın, Türkiye'ye sorarsa dünya dili İngilizce. Hayır, böyle bir şey yok. Daha işte birkaç gün önce Brezilya'dan geldim 5 gün. Evet. Koskoca ülke istikbalin, yakın geleceğin birkaç büyük devletinden biri olacak. Çok muazzam gidiyor. Brezilya'dan bahsediyorsunuz. Evet. Ve şimdi mesela orada ya büyük kocaman uluslararası havaalanı. Her türlü millet oradan geçiyor. Milyonlarca. Bir tek kelime İngilizce göremezsin. Brezilya. Havaalanında bile. Bir tek kelime İngilizce göremezsin. Onların dili Portekizce. Her şey o. Yani İngilizceyi reddediyorlar. İngilizce diye bir şey yok. Reddetme lafı bile yok. Yani tabii bir şey. Şimdi bir de ikinci dil İspanyolca diyorlar dünyada en çok konuşulan. O da var. Şimdi yani orada Portekizce. Her şey Portekizce. Mamullerine bakın. Kutularının üstünde bir tek Portekizce yazıyor. Yani Brezilya'nın dili. Siz şu kadar parantez açacağım arada bir lütfen. Siz şunu söylüyorsunuz. Brezilya dahi o kadar kendi diline ve kendi halkına, kendi kültürüne sahip çıkıyor ki zaman içerisinde çok iyi yerlere gelecek. Geldi bile. Geldi bile diyorsunuz. Şimdi kendi uçaklarını yapıyorlar, kaç tane ülkeye satıyorlar. Bizde tank tamir fabrikamız varken bile tanklarımızı İsrail'de tamir ettiriyoruz. Yeni tank fiyatından daha pahalıya. Peki bunun sebebi oradaki rejimin, yönetimin istikrarlı olması mı? Yoksa yönetimin başındaki insanların gerçekten kendi ülkelerini çok düşünüyor olmaları mı? Tabii. Ve yani yeni de olmadı. Yavaş yavaş oluyor. Peki bunun şimdi sebebi çok özür dilerim. Bunun sebebi aldıkları eğitim mi? Yoksa aile kültürü mü? Aile, nasıl bir şey? Eğitim. Şimdi yumuşak güçte virüsler girer dedim ya. Şimdi bu virüsler başta yabancı dil öğretmenleriyle gelir virüs. Sonra bakarsın aslında bunlar misyonerdir. Şimdi misyonerler bir. İkincisi devletin her tarafına, her dairesine yardım vardım ayağına. Danışmanlar sokulur, yabancı danışmanlar. Şimdi bu 60 senedir en az bu böyle gitmektedir Türkiye'de. Ve bir zamanla ve burada asıl önemli olan oranın ahalisinden yerli virüsler üretmektir. Yani yabancının biri gelip de mesela misyonerlik ederse papaz falan, hani şimdi o da geçti de hoşgörü diyorlar ya şimdi. Evet. Daha önce hani papaz deyince huylanırsın. Yani evet. Ne yapmak istediği bellidir. Ama sen oranın ahalisinden, senden gibi görünen birini misyoner yaparsan en tehlikelisi, en etkilisi odur düşman açısından. Şimdi bunlar da dinle minle alakası yok. Bu misyoner teşkilatlarının arkasında da o devletin istihbarat teşkilatları vardır daima. Bunlar öncüleridir işgalde. Neyse arkadan o geliyor. Sonra danışmanlar. Şimdi danışmanlara bir süre sonra biz de işte 45'ten beri böyle. 45'te başlamıştır kimse unutmasın. Yani gizli ikili anlaşmalarla İsmet İnönü Milli Şef diye bize okuttular ama 45-46-47'de ben ilkokuldayken gözümle gördüm. Türkiye'nin her şeyini Amerika'ya ikili anlaşmalarla teslim etmiştir. Ve hiçbir kayıt da koymadan dedikleri her şeye imza basılmıştır. Bunların arasında milli eğitimin de olduğu gibi Amerika'ya teslim edilmesi vardır. Onun için o gün bugün Amerikalı danışmanlar görünmez. Ben ama bazılarını görmüştüm vaktiyle çeşitli hükümetler zamanında. Hangi hükümet olduğu falan hiç fark etmez. Hep aynıdır. Allah Allah. Hep aynıdır. Hani kimi sağ pozunda
onlara bir takım roller verilir. Sen sağcı görün, sen solcu görün, milliyetçi görün, dindar görün falan. Hiç alakası yok. Hepsini tanıdım. Hepsi yani aslında acıyorum o insanlara. Çünkü bunların hiçbir yetkileri de yoktur. Sen iktidarda zannedersin hiçbir yetkileri yoktur. Allah Allah. Böyle ülkeler böyle olur. Yani ben genel konuşuyorum. Ben dünyanın her tarafıyla meşgulüm. Yalnız Türkiye ile falan değil. Tabii. Kaç ülkeyle uğraştım. Siz genel yani konuşurken. Ben çünkü dünyada inandığım şey bir kere birkaç temel kaidemi söyleyeyim. Hatta bunları kaç dilde de Avrupa'da yayınlandı. Beyanname. Dünyanın zenginliği, insanlığın zenginliği çeşitli dillerin, çeşitli kültürlerin olmasından gelir. Bunların bir tanesini yok etmek insanlık suçudur. Yalnız o millete karşı suç değildir. İnsanlık suçudur. Şimdi Avrupa'da kültür hakları beyannamesi diye bir şey yazıp kaç dilde basıldı orada. Avrupalılar bastı. Dillerin yok edilmesi. Evet, dillerin yok edilmesi, kültürlerin yok edilmesi. Tabii dil diyorum gönlü yüzdüren gemidir. İnsanın gönlü var, toplumun da gönlü var. Toplumun gönlünün adı kültürdür diyorum. Kültürün tarifi budur. Kültür, Hakkari'de gidip köyde bale gösterisi yapmak değildir. Hele hele iyi semtlerin ara sokaklarında köpek gezdirmek hiç değildir. Köpekleri de severim ama ayrı iş. Evet. Neyse evet. Yani şimdi dolayısıyla bu danışmanlarla bir süre sonra o ülkedekiler de bu işe alışırlar. Öyle bir alışırlar ki en basit şeyi en yetkili zannettiğin adam en basit şeyi bile danışmanını nerede danışmanım sorayım falan der. Gözümde gördüğüm şeyleri söylüyorum. En tepelerden. Her dönemde. 50 yıldır. Bu bakımdan şimdi ondan sonra artık o ülke kendi kaderiyle falan uğraşmaz. Şimdi bu yumuşak güçte adım adım yavaş yavaş hele Türkiye gibi çok büyük bir tarihi olan, dünyaya insanlığı defalarca batıya gidip öğretmiş olan atalarımız binlerce yıldır, bir kere iki kere değil. Ondan sonra tabii yavaş yavaş işte bu eğitimine de el atarak, dilini yok edersen gönlün gider, toplumun gönlü kültürü gider. Bak benim araba tamircisi Haiti'li Jackson. Onlar biraz Fransızca konuşur, Fransız sömürgesiydi, neler çektiler onlardan anlattı bana. Adam dedi ki, adam araba tamircisi ama o kadar kültürlü ki zenci. Kültürün gitmişse her şeyin gitmiş demektir dedi. Ben de 30 sene evvel yazdım ki Türkçe giderse Türkiye gider. Niye? Çünkü senin Türkçen giderse, en başta size yeni bir şey daha söyleyeyim. Kaç senedir düşünüyordum da pek söylemiyordum. Şimdi efendim yok işte bölücülük, yok bilmem çatışmalar, Allah rahmet eylesin birçok şehitlerimiz falan değil mi? Bu mesele çok önceden başlamıştır. Bir ülkede, her ülkede şemsiye dili vardır. Yani ben şimdi bir ülkenin bütünlüğü, vay efendim işte bunlar Kürt yoktur, Kürtçe konuşmasın falan demek de olmaz. Bugün Fransa'da şemsiye dili bir resmi Fransızcadır. İspanya'da resmi bir İspanyolcanın bir çeşididir. Bunları kaldır sen, eğitimini bu dilde yapma. İspanya 6 parçaya, Fransa 5 parçaya hemen ayrılır. Bu her ülkede böyle. Şemsiye dili o milleti bir arada tutar. Ortak kültür olarak. Şimdi derken 80, bu önce işte bu orta öğretim. Orta öğretim en önemlisidir. Çünkü gencin gönlü, kültürü falan orada gelişir. Ondan sonra üniversiteyi nerede okursan o da o kadar önemli değil. Ama 80 ihtilaliyle beraber başımıza bir sürü bela açıldı. 500 tane de gizli şey çıkarılmış o zaman. Kanun kuvvetinde kararname. Ne oldukları belli değil ama işliyor. Evet. Falan. Neyse işte bir özellik taktılar başımıza. Şart koçmuş. İkincisi de Doğramacı soyadı biraz daha uzundur onun da. Doğramacı diyorlar burada. Doğramacı'ya da YÖK'ü kurdurdu. Evet. Ve üniversiteleri bitirdi. O zamana kadar üniversitelerde araştırma bir şeyler olmaya başlıyordu. Ve dedik eyvah Batı bundan hoşlanmaz. Bir icabına bakar demeye kalmadı. Tak YÖK'ü kurdular ve üniversiteleri liseye miseye benzettiler. Yani bir hoca saat başı ders vererek para kazanıyor. Saat başına para alıyor. Dolayısıyla 40 saat ders veriyor. Böyle adam bir araştırma yapabilir mi? Araştırma. Yapamaz. Hatta araştırma yapana kızarlar üniversitelerde. Sen niye böyle şeylerle uğraşıyorsun diye. Bizde çok değerli gençler var. İnsanlar var. Her yaştan genç. Onlar böyle dünya çapında araştırmalar yapan insanlar var. Nedense bunların çoğu da yardımcı doçentte takılır. Araştırma yapıyor diye. Eyvah. Yani YÖK'ün kurulması aslında üniversitelerin tabii bitmesi demek tabii oluyor. Yani, İhsan Doğramacı dönemine mi denk geliyor? O kurdu. Ona kurdu. Kurdurdular.
kurdurdular. İhsan Bey de hizmet etti bu anlayışa o zaman. Etti. Etmez mi? Daha birçok şeye hizmet etti. Tabii. Neyse. Şimdi oğlunu da YÖK başkanı yaparlar, biter gider. Daha da ötesi, YÖK Amerikan üniversitelerinin acentası haline gelmiştir. Oralara öğrenci gönderiyor, buluyor. Peki bunlar bahsettiğiniz virüsle ilgili şeyler hala? Ha, bunlar virüs. Çünkü bu virüsler arttıkça... Üniversiteleri YÖK kurdurarak... Virüsler çoğaldıkça ülkede, o ilk girenlerden başlayarak... O ülkenin içinde... Yabancının kafasıyla... Yabancıya hizmet etme aşkıyla çalışan, senden zannettiğin insanlar çoğalır. Ve bunlar çoğaldıktan sonra da zaten gittikçe hastalanır o toplum. Ve böylece yavaş yavaş yok edilir. Şimdi bu yabancının aşkı dediğiniz şey, bizim asla toplum olarak kendimize güvenmiyor olup da, nasıl olsa onlar yabancı, bizden çok daha ilerideler. O yüzden onların düşünceleriyle bir şeyler yapmak bizi daha mı hani modernleşmiş, daha mı kendimize güvenimizi arttırır? Ne çağdaşlaştık mı? Ne çağdaşlaştık? Evet, şimdi o yüzden bunları konuşuyoruz. Moda gibi semtte duvarın üstünde ortaokul çocukları ellerinde bu kadar şişeler biralarla onar tane 2 lira kadar sabahın bira içiyor. Evet. Çağdaşlaşmak bu mu? Amerika'da birçok şeyini eleştiriyoruz tabii. Bir de iyi tarafları vardır. Amerika'da sokakta içki içmek yasaktır. Bira mira. Yasaktır. Alır götürürler. Çocukların falan hele o 20 yaşından 21 yaşından küçüklere içki satan dükkanı derhal kapatırlar. Tabii. Burada koca koca şişe. Büyük şişe bira bile yasaktır Amerika'da. Küçük olacak. Satılması. Bakın. Şimdi bunlar varken bir de şuraya bak. Şimdi bu arttı. Ondan sonra işte millet köpek gezdiriyor falan. Apartman dairesinde koca küçük köpekler. Kaç tane parazit bulaşır. Açını okuyun. Tıp şeylerinde. Bu da işte çağdaşlık oldu. Nerede ilerledik? Devamlı geriye gittik. İlerlediğimiz çünkü biz onların başka yönlerini almayı tercih ettik herhalde. Hayır canım işte yani milletin kafası. Bak en korkunç sömürgeleşme insanların zihinlerinin ve gönüllerinin sömürgeleştirilmesidir. Köleleşmesidir. Şimdi mesela Cezayir-Tunus dedim demin. Cezayir 2 milyon şehit verdi. Fransa'ya karşı Kurtuluş Savaşı yaptı 60'larda falan. Ve sözüm ona bağımsız oldu. Şimdi daha da fazla bağımlıdır. Niye? Çünkü kültürü dili gitmiştir. Yani Brezilya bunu nasıl başardı peki o zaman? Ay yalnız Brezilya değil kaç ülke canım var. Bir sürü var. Yani en son... kere hem iktisadi olarak bağımsızlığını elde etmek istiyorsun da ilk yapılacak iş IMF'yi sepetlemektir. Bunu yapan kalkınmıştır. IMF'den akıl alan batmıştır. Kendi eski başkanları falan bile yazıp duruyor IMF'nin. Bakın Malezya Brezilya IMF'yi sepetledik oldu. Rusya sepetledi. Sepetledikten sonra bunlar IMF ile yüzünden iktisatları çökerken birdenbire senede %8 büyüme hızına, gerçek büyüme hızına kavuştular. Brezilya da öyle. O da sepetlemiş. Bunun sebebi iş başa düşünce üretim mi çoğaldı? Efendim şimdi yani şimdi sen düşmanından seni yok etmek için kararlı olan yani 1000 yıldır kararlı olan insanlardan medet umuyorsun ya. Evet. Yani şimdi en sonunda peki, işte istihbarat alışverişi yapacakmışız. Peki bu kadar dış borcu olan bir ülke IMF'yi... Dış borcu yeni olmadı ki. IMF'nin sayesinde her gün arttı. Zararı neresinden dönersek kârdır misali. Hayır. Deflediğimiz zaman IMF'yi ayrıca ne yapacağız? Ayrıca birçok ülkenin borçlarını da IMF sildi. Kafa tuttular sildi. Bir tek Türkiye'nin silmedi. Bugün şu yumuşak güçle fethedilmiş ülkelerin içinden kılcal damarlarına kadar... Her kesimine kadar fethedilmiş ve yumuşak gücün yapan tarafından en başarılı olduğu ülke Türkiye'dir. Afrika'da bulamazsın. Onun için bu millet daha hala peki buradaki hatamız nedir? Hata çok canım. Baştan bir kere. Şimdi sen yabancı dille eğitime işte biz 50 senedir uğraşıyoruz. Neyse gençlere birçok milyonlarca insana bilinç uyandı biraz. Ama... En önemli meselesidir. Şimdi yani kolaydır demiyorum. Çünkü bugün herhangi bir başbakan, Milli Eğitim Bakanı masal bu ya olur da hani ya bu yanlış iş bunu düzeltelim demeye kalksa bir gün duramaz yerinde. Hemen dışarıdan uçururlar. Bu kadar önemlidir. En büyük silahtır. Birisinin de bunu yapması gerekmiyor mu? Yazık değil mi bizim ülkemize? Biz sabandan milleti uyandırmaya çalıştık. Kaç milyon tanesi uyandı. Ama hiçbir hareket yok. Tam tersi gittikçe hızlandırıyorlar. Bir an evvel bitirir. 1,5 nesilde bir ülkenin dili biter. Bunun sebebi bence şey de bence derken estağfurullah biliyorum anlamında söylemiyorum. Fakirlik.
Çünkü aynen, fakirleri aynen. Şuradan fakirleri kandırmak, onlara vereceğimiz iki ekmek bir yoğurtla ister istemez or topluyoruz. Efendim şimdi biz Avrupa harpten çıktıktan sonra 2. Dünya Harbi'nden iki tarafı da açtı. İki tarafını da biz besledik. Dünyayı besleyecek durumdayız. Ama şimdi yakın değiliz. Yakın zamana kadar öyleydi. İşte yok IMF'sinden, AB'sinden falan filan. Efendim üst tabakası. Avrupa'da Avrupa Birliği'nden memnun olan tek kişi yok. Tepedeki ayarlılar evet. Hariç. İşte onlara dedirtiyor birileri. Türkiye'ye şöyle de, böyle yapın, böyle edin falan. Masal. Ondan sonra bir taraftan da IMF'den diye Türkiye'de tarımı yasakladılar. Tarımı kaldırdılar. Hayvancılığı yok fakirleştik. Ettiler. Fakirleştik. Ondan sonra sanayini yok ettiler. Mevcut her şeyini elinden aldılar, yok ettiler. Şimdi bakın bir misal gelmişken sırası yeni bir şey söyleyeyim. Mesela bir haberde gördüm iki hafta evvel. Diyor ki efendim işte yabancı yatırım alan ülkeler arasında 23. müymüşüz neymiş de şimdi 16. olmuşuz. 20 milyar dolar yabancı yatırım almışız diye övünülüyor. Ama Allah'tan orada bir iki kişi haberde dedi ki ama dedi bu dedi 20 milyar dolar hiçbiri bir fabrika kurmak, yeni bir teknoloji getirmek, iş sahası açmak manasında değil dedi. Mesela gidiyorlar senin bir şeyini satın alıyorlar, yok pahasına, elinden alıyorlar, işlettirmiyorlar. Ayrıca şimdi bir de topraklarını alıyorlar elinden. Yani millet buna bile tepki göstermedi. Bakın iki hükümet öncesinde üçlü bir hükümet geldi, teslis hükümeti. Sahtesi olsun Recep. Bunlara bir takım şeyler imzalatıldı. Mecliste herkes imzalamış. Sahte sağ, sahte sol. Neyse yani onun orası işin başka tarafı. Kitaplarımız evet. Da var. Hiçbirinin hakikisi Türkiye'de kalmamıştır. Neyse. Yani ben buna inanıyorum. Evet. Çok yani, doğru söylüyorsunuz. Yani bunlar her yerde böyle yapılır işte. Ondan sonra gizli gizli bir şeyler geldi ya. Bizim Türk devletleri işte yani 45'e kadar filan Türk devletlerimiz olmuştur. Türk devletlerinde tarih boyu bir karış toprak kimseye verilmez. Eğer verdiysek büyük savaşlarla on binlerce şehit vererek almışlardır. Ama burada şimdi orada o kanun çıkan yasa tasarıları gelmişti falan gizli. Hı hı. Neyse gördük. Ondan sonra diyor ki yabancı devletler de toprak alabilir. Özelleştirme adı altında. Lafa bak. Yabancı devletler de toprak alabilir. Mühim bir şey değilmiş gibi böyle bir cümle var orada. Yabancı devletler toprak alabilir ne demek ya? Bunun adı zaman vatandır dedik. Milleti vatan lafını unutmuştu. Vatan lafının ne demek olduğunu hatırlattık millete. Peki Türkiye'nin bölünmezliğine dil uzatılmış oluyor bu şartlarda. Evet, peki canım. Saçma bir soru soracağım. Sağ belki ol, saçmadır sağ. Bu. O zaman niçin bu kadar Kürt problemini büyütüyorlar? Ha, efendim o tabii dışarıdan kışkırtılan bir şey. Yani şimdi hayır, sen neden Türk milleti, Kürt milleti toprak almak istediği zaman bu kadar problem oluyor? Efendim şimdi dedim ya, şimdi burada Atatürk'ten sonra da kimse herkes ne dil konuşursa konuşsun ama bu ülkenin dilinde eğitim görmesi lazımdı. Şimdi sen bunu İngilizce yapınca ne oldu? O dille eğitim gören o dilin sahibi sömürgeciye bağlı olur. Yani onun hakkı Türkler, oluşuyor toprak almakta. Türkler kafaca yönünce Amerika'ya bağlı oldular, İngiltere'ye. Kürtler de ayrıca oraya bağlı oldular. Hatta canım işte Amerika'nın kölesi oluruz daha iyi falan demeye başladılar. Amerika'nın kölesi olmadı, İngiliz kölesi olmasının ne olduğunu garibanlar bilmiyor. Sonra gördükleri zaman çok geç olacak. Neyse ama bunlar ayrı ayrı oraya sömürgeciye bağlanır yabancı dil eğitim görünce. Ve aralarında hiçbir bağ kalmaz ve birbirlerine de çok kolay düşürülür. Ve yabancı dille eğitimde işte sahte tarihle, sahte bilmem nelerle falan de bunların yani birbirine düşürülmesi hazırlanır. Yani Türkiye'de yabancı dille eğitim geçilmesiyle zaten bölünme süreci başlatılmıştır. Onun için yak şimdi işte gittik dağlarda operasyon falan filan yani mühim olan orasıydı. 60 senede bu hazırlanmıştır. İş oraya gelir. Biz yani acaba Biz acaba yabancı dil eğitimine başlanma sebebi tabii ki herkesin yurt dışında dünya adamı, dünya insanı olabilmek amaçlı. Hayır. Peki herkes yabancı dil öğreniyor her ülkede. Böyle mi öğreniyor? İşte biz acaba bunu yanlış mı uyguladık?
Ya da başka değil. Başka düşüncelerle böyle mi? Dışarıdan bu virüs yöntemleriyle yumuşak gücü yöntemini ustalıkla kullanan sömürgeciler tarafından bu Türkiye'ye kakışlandı. O zaman beyin göçü de bu yüzden mi oluyor? Beyin göçü, hangi beyin göçü? Türkiye'de beyin mi yetişiyor ki göçü olsun? Ham maddesini ihraç ediyoruz. Nasıl? Öyle. Yani şimdi buna baktığın zaman yani birisi desin ki Türkiye'de bilim var. Neymiş? Bu TÜBİTAK işte, onu da biz kurdurduk ama sonra saptırıldı. Amerika ile işbirliği falan. Hı hı. Neyse, hemen baştan saptırıldı. Yani bu Amerika meselesi... Şimdi bakın meselesi... TÜBİTAK neyle övünüyor? Bilim var diye neyle övünüyor? Evet. Diyor ki, diyorlardı ki dışarıda yabancı dilde yayın yapma sayısında Uganda'yı geçtik. Ben de geçenlerde işte birkaç sene evvel, iki sene evvel televizyonda söyledim. Oradan biri telefonda dedi ki yok dedi, yanlış dedi. Aa öyle mi? Bir değişiklik mi var? Nedir falan. Dedi ki yok dedi, şimdi Senegal'i geçtik dedi. O da Afrika ülkesi. Ay Allah'ım. Şu hale bak. Yani bu yayın da yapmakla, dışarıda yayın yapmakla da bilim mi olur bir ülkede? Bu dostlar alışverişte görsün. İşte gidip Avrupa'da Eurovizyon bilmem ne, gidip İngilizce şarkı söylemek gibi bir şey. Gidip orada evet. Efendim dışarıda yayın yaptık. Ne yaptın? Yani işte bak dışarıda yayın yaptık. Bak İngilizce biliyoruz. Abbala. Ya kardeşim sen bak dünyanın her tarafında faaliyetteyim. Senelerdir. En tepeden en halkın arasına da karışırım. Gidin bir sorun bakalım. Türkiye'de hangi dalda bilimde ne oluyor? Kaç senedir? 50 senedir bir şey yok. Gittikçe baş aşağı gidiyor. Yani şimdi sen istediğin kadar yayın yaptım de. Bir ülkede kendi dilinde eğitim olur, kendi dilinde bilim yapılır. Uluslararası yayın da yapılır. Yabancı dilleri de işte yeteri kadar öğrenirsin, tercümanların da vardır falan. Ama bir ülkede bilimin bazı dalları seçilir ve mesela işte Brezilya'da da çok muazzam gidiyor. Ondan sonra o konuda bir ülkede ekoller oluşur. Bir gayeleri vardır, hedefleri vardır ülkelerin. Benim TÜBİTAK'ı daha 62'de falan onun için kurdurdum. Bizim şu anki gayemiz... Ama ilk hemen Amerika çengel attı. Erdal İnönü falan da hemen eyvallah dediler. Ben tabii karşı çıktım. Ondan sonra aforoz olduk falan. Öyle. Ondan sonra birinci madde neydi biliyor musun? Kanun tasarısını ben yazdım ya TÜBİTAK'ın. Erdal'a verdik, git babana götür şunu kursun dedim. Birinci madde neydi biliyor musun? Ülkenin bilimde, araştırmada, teknikteki hedef ve gayelerini tespit edecektir. Amerika hemen ne dedi biliyor musunuz? Yani işte onların buradaki görünmez valisi bizi yemeğe çağırdı 4-5 kişi. Görünmez valisi. Dedi ki iyi dedi, böyle bir şey kuruyormuşsunuz falan dedi. Nereden öğrendiyse. Ondan sonra ama dedi bu birinci madde dedi, bir hedef gaye falan ne demekmiş falan dedi. Ya buna gerek yok, herkes bildiğini okusun falan dedi. Amerika'nın her tarafı hedef ya. Her tarafı gaye ya. Her şeyi devlet yönetiyor ya. Bizim şu anda hiçbir, bizim şu anki gayemiz başörtüsü biliyorsunuz. O, şimdi tabii işte o da 80'lerde çıkarıldı biliyorsunuz. Ondan önce başörtüsü diye bir olay Türkiye'de yoktu. İnönü zamanında bile yoktu. Ki Müslümanlığı neredeyse yasak etmiştir. Ben çocukken Türkiye'de. Öyle mi? Evet tabii. Ben yaşadım onları. Ondan sonra Erdal İnönü Allah rahmet babasından eylesin. Babasından bahsediyorum. Ha babasından bahsediyorsunuz. Evet, babasından. Müslümanlığı mı yasak etmiştir? Neredeyse yasaktı. Sonra peki nasıl? Türk lafı da yasaktı. Türk lafı edenler, heller dışarıdaki Türklerden bahsedenler. O dönemler ne yaşıyorduk ki bu kadar yasaktı? Yani sömürge olduk o zaman o dönemler, öyle miydi? Ya, zaten işte 45'te 46, 47'de başladı. Hatta Atatürk'ün hastalığında başladı diyebiliriz. Neyse, şimdi bunun geçmişi var. Şimdi bu Türkiye, efendim yani işte bu kadar hastalık ilerlemiş, her taraf hasta olmuş. Ondan sonra burada bir takım emarelerle, arazlarla, belirtileriyle hastalığına uğraşıyorsun. Yok işte kolu ağrıyor. Baş ağrıyor, aspirin ver falan. Ya derin hastalık var çok. 60 senedir. Şimdi bir kere 60 senedir o gizli ikili anlaşmalar dahil 45 ile 48 arasında yapılan. Onlar dahil. Daha öncekiler de var da neyse oraları karıştırmayalım. Ondan sonra her gelen gidip birileriyle bir şeyler imzalıyor gizli gizli. Her hükümet ya. Gidi gidiyor gizli gizli bir şeyler imzalıyor. Gizli gizli bir takım kanunlar geliyor gidiyor falan. Şimdi bir kere bu 60 senede ne kadar kim ne gizli ne yaptıysa dışarıda hepsi masanın uzun bir masanın üstüne serilecek. Ondan sonra bunu çamaşır suyuyla bir yıkayacak. Oradan başlayacaksın. Yani nasıl yoksa, olacak bu böyle? Işte bu, yani, o zaman bir 50 sene daha lazım. Hayır. Ne 50 senesi? Türkiye'nin 50 senesi varsa. Yani şimdi ben siz... ümitsizliğe hiç kapılmak gereği yok. Ben ümitsiz miyim? Her gün konuşuyorsunuz, anlatıyorsunuz. Evet, 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 evet. Uğraşıyorum.
Ümitsizlik falan yok. Hayır. Şimdi bir kere şunu söyleyeyim. Türkiye'nin durumunu, şu andaki durumunu da iyi anlamak için dünyanın şu andaki durumunu anlamak lazım. Bizde küreselciyiz. Mesela küreselcilik edebiyatı yapanların hiçbirinin aslında dünyadan haberi yok. Türkiye'de küresel arıyorsan bir tek ben varım ya. Her milletle haşır neşir olmuş. Evet. Kültürüyle, her şeyiyle. Küreselleşmeyi de yanlış anlıyoruz tabii, demişsiniz. Tabii tamamıyla. Küreselleşme burada, bu ülkede işte herkes dilinden, tarihinden, her şeyinden vazgeçiyor falan, dünya küresel oldu diye yutturuldu. Halbuki dışarıda küresel lafını zaten, küreselleşme lafını pek duymazsın. Duyarsan tek tük bir iktisat haberlerinde, mali haberlerde falan diyor ki işte şu şirketin borsada fiyatının artması, karının artması için işte ticaretin biraz daha küresel yapsın diyor. Başka ülkelerle de ticaret yapsın diyor. O kadar. Başka manası yoktur dışarıda. Bu yine yabancı ülkelerin tabii ya da dünyadaki bir takım ruh bilimsel savaş. Büyük şirketlerin kar etmesiyle ilgili bir şey oluyor o zaman. Öyle bir şey canım, yani şimdi şirketler, şimdi yani uluslararası ticaretin artması bilmem ne, bunlar herkes için faydalı şeyler. O manadaki ya bilgisayar ağıyla, ulaşımla falan, şimdi dünyanın her tarafıyla daha böyle bir yakınlaştı her şey. Onlar güzel şeyler. Tamam o ama zaman. Ama hiç kimsenin kültüründen, dilinden, kimliğinden, tarihinden vazgeçtiği falan yok. Tam tersine azıyorlar iyice. Yani Türkiye'ye bunlar evrilip çevrilip başka türlü kakışlanıyor. Peki o zaman bu durumda Avrupa ülkesine girme çabamız da gereksiz mi? O zaten bir masal. Türkiye'yi yok etmek için uydurulan masallardan biri. Avrupa perişan. Bakın dünyanın durumuna bir bakalım. Hı hı. Avrupa bugün perişan. Avrupa'nın ne ordusu var dostlar, ne ne kaynakları var, ne insan gücü var, ne gençliği var, hiçbir şey yok. Avrupa dökülüyor. Avrupa'yı olsa olsa Türkiye kurtarır. Bakın bugün Almanya, Avusturya, oradaki Türkler sayesinde ayakta duruyor. Biliyorsunuz 50 bin tane doğru iş sahibi falan. Çok doğru. Onlar sayesinde bir tek çalışan, gayret eden bilmem ne, düzgün, namuslu falan Türkler var. Peki o zaman Fransa nasıl kalkıp da bizim hakkımızda yorum yapabiliyor? Yapar efendim. Ya da biz Türkiye'yi istemiyoruz diyebiliyor. Sen yalvarıp durursan aman aman benim gideceğim diye. Ha. Tabii istemez. Zaten Avrupa'nın hepsi, en düzgünü bile biraz kazırsan altında, ırkçıdır ve din yobazıdır, Hristiyan yobazıdır. Hepsi. Her ülkesi. Böyledir. Şimdi peki, sen zaman böyle bir ülkeden, seni tarih boyu yok etmek için uğraşmış, tek gayesi o olan bir yerden medet umuyorsun. Ya bir kere biz Asya milletiyiz ya. Biz binlerce yıldır bir ayağı Avrupa'da olan, binlerce yıldır. Sakalardan tut da Hunlar falan filan. Binlerce yıldır defalarca gelip Avrupa'ya medeniyeti öğretmiş milletiz. Ama kökümüz, kuvvetimiz Asya'dır. Bakın bugün ki Atatürk de bunu ileri tabii çok görüyordu. Daha ne zaman demiş. Böyle bir laf ortada emaresi yokken ne demiş? Güneş gene Asya'dan doğacak demiş. Doğudan doğacak demiş. Hmm. Bakın bugün her şey Asya'ya geçiyor. Batı bitmiştir. Peki o Batı zaman biz niçin o zaman doğudaki ülkelerle işbirliği yapmaya kalkmıyoruz? O engellenmiştir. Bize sırtımızı Asya'ya ve İslam dünyasına ve Türk dünyasına çevirttiler. Atatürk'ten sonra. Atatürk'ten hemen sonra. Çevirttiler. İş aslında burada başlıyor. Oralara bakmayacaksın. İş burada başlıyor aslında. Peki bunu çevirttiren Amerika mı? Yalnız Amerika değil işte. Bir de çok zekiler Amerika, o zaman. Şimdi Amerika'ya ben fazla çatmak istemiyorum. Şu bakımdan çatmak ya istemiyorum. Ya da kim? Hangi güç? Niye çatmak o zaman istemiyorum? Çok zeki. Amerikan halkının 200-300 milyon oldular şimdi. Bir de bayram ettiler olduk diye. 298 milyonu orta öğretim sıfırdır. Çok cahil bırakılmış. Dünyadan haberi olmayan. Kara cahil. Ondan sonra sadece alışverişle meşgul olan, araba sürmekte otoyollarda bir millet haline getirilmiştir bunlar. Onlara da acıyorum. Peki kim? Tepede 2 milyon vardır. Çok üstün yetişmiştir. Onlar mı? Evet. Yani küresel kraliyetçiler falan dediğim. Peki bunun başı? Çeşitli ülkelerde var tabii, yalnız orada değil. Bunun başı ama bunun bir başı var ve bu çok zekice bir şey. Başı görünmez işte, bu tabii bilimsel olarak yapılıyor bu işler. Çok kolay, ben de biliyorum nasıl olacağını. Yani şimdi neyse, Avrupa bitmiştir. Yani şimdi Türkiye... Yani bizi doğudan uzaklaştırmakla zaten yapmışlar en büyük başarıyı. Hatırlarsınız bir hanımefendi. İlla Avrupa Gümrük Birliği'ne gireceğiz, illa gireceğiz filan. Dışarıda böyle bir laf vardır, tercümesi Boğaziçi'nde okuduğu için. Çiller. İlla da gireceğiz, illa. Yahu kardeşim böyle bu şartlarla girerse şöyle olur, böyle olur diye kaç tane de televizyon programı yaptık. Erhan Salihler filan filan. Ondan sonra ne olacağı belliydi. Her sene muazzam miktarda zarar ettik bu işte. Gümrük Birliği'nde. Tek taraflı Gümrük Birliği ya.
Herif sana her istediğini gümrüksüz satacak, sen onlara bir şey satamayacaksın. Amerika'ya sana her şeyi şimdi satıyor. İşte ne istersen çıtır pıtır, saate zararlı yiyecekler falan filan, biralar bilmem ne. E sen orada bir şey satamıyorsun, git bak bakalım ne var. Bir ara sadece ülke kurabiyeleri vardı orada. Ha. Orada askerler yeşil sermaye diye kızıyordu. Bak şimdi. Sermayenin yeşili mi olur ya? Neyse yani bu iş böyle. Şimdi o bakımdan Avrupa perişan bir haldedir. Hmm. Eğer Türkiye dese ki gel kardeşim ya bu ne biçim gümrük birliği ya? Bunun kimimiz herhalde yani bizim öyle şey olmaz. Hiçbir yerde olmaz. Gelin bakalım şunu bir düzeltelim. Karşılıklı olsun. Bir de öyle bir şey ki sen başka ülkelerle kendin anlaşmalar yapamıyorsun. Türk ülkeleriyle Asya'da mesela ticaret anlaşmaları yapacaksın. Gümrük anlaşmaları yapamıyorsun. Yasaklıyor. Sen bunlara imzayı basmışsın. Niye dışarıdan dediler bas diye bastılar. Korkuyoruz yani. Hayır canım ne korkuyoruz canım. Gelenler imza bir yerlere basmak için getirilen insanlar. Peki neden buna izin veriyoruz? Türkiye'de adam yok. Herkes der ki ya her genel aynı şeyi yapıyor nasıl olur falan. Hani zannedersin ki Türkiye'de adam yok ya kim gelse öyle olur. Hayır öyle değil. Türkiye'de çok adam var. Öyle yerlere belirli insanlar getirilir. Virüslerle iyi yetiştirilmiş insanlar getirilir. O zaman şimdiki başbakanımız da... Hayır, hayır şimdiki falan ben hepsini tanırım, hepsini de severim. Allah razı olsun. İyi de işler yapıyorlar. Bak İstanbul'da tramvayları falan da o yaptı yani dost doğru. Değil mi? İyi, çeşmeleri yani... tamir ettiriyor. Allah razı olsun. Ya iyi. E ondan içindekiler de her biri iyi bir şeyler yapmıştır. Ama genelde yani bizim devlet olarak bir kendi siyasetimiz, kendi kaderimize sahip çıkacak bir durumumuz yok. Peki biz neden böyle bir şeye izin veriyoruz? Ne izin veriyoruz? Geçti artık yani. Neden verdik? 45'e başladı. Neden izin verdik? İşte başta şeyden işte imza, ikili anlaşmaları imzaya basan da daha önce İstanbul'da Kurtuluş Savaşı başlarken oturmuş Amerikan mandasına girelim deyip duran adamdı. Kim? İnönü. İnönü. Hay Allah. Tabii. Hay Allah. Yani o öyle kendiliğinden gelmedi Ankara'ya. Şimdi yumuşak güçle fethedilmiş bir ülkede Kurtuluş Savaşı da topla tüfekle değil yumuşak güç yöntemleriyle olur. Onun için biz kaç senedir onu da yazdık kaç kere. Kurtuluşumuzda yumuşak güç yöntemleriyle sessiz, kafayla, kalemle zihinleri ve gönülleri kurtarırsak ondan sonra zaten gerisi gelir. Onun için diyoruz Türkçe biterse Türkiye gider. Türkçeyi kurtarırsak yani bir ülkenin dili yabancı dille eğitime geçtikten 1,5 nesil sonra yok oluyor. Anaokuluna indikten sonra. Şimdi o da başladı. Yok oluyor. Ondan sonra da kısa sürede tarihten siliniyor. Adı sanı kalmıyor. Dünyanın tarihi böyle milletlerle dolu. Biz şu anda hangi dönemdeyiz? Son perdedeyiz. Son perdedeyiz. Ne ama her bitiş yeni bir başlangıcın başıdır. Öyle mi? Siz onun için ümitlisiniz. Tabii. Şimdi dünya hızla değişiyor. Ha. Dünyadan haber yok. Rahatladım. Çünkü dünyayı anlatmıyorlar ki burada. Hep dışarıdan söylenen yalanları söylüyorlar. Basın yayın. Biz feda edilen jenerasyon oluyoruz o zaman. Nesil. Nesil oluyoruz. Biz hayır, feda ediliyoruz aynen, yani şu anda. Feda edilmedik canım. Yani... Her batış bir çıkıştır. Batanlar kim? Bizleriz. Hayır işte yani. İşte yavaş siz dersiniz. Yavaş yavaş batıyor da. Evet. Şimdi millet o hale gelmiş ki çoluk çocuğunun istikbalini bile düşünmüyor. Yakında çoluk çocuğuna ne olacağını bile düşünmüyor. Balkanlarda Türk kaldı mı? Kaç tane kaldı? Bilmiyorum. 1920'lerde babam da ana tarafım Ankara'nın en eskisi. Selçuk ailelerden. Sultan II. Murad'ın da akrabası. Ama baba tarafım Selanikli. Rumeli daha doğrusu. Ve babam da Atatürk'le 17 yaşından itibaren çalıştı. Özel. İki abimi Atatürk cebinden okuttu. Ben hem Atatürk... Dün izindeyim. Hem Osmanlıyım. Bu ayrım yapılmaz. Atatürk, Osmanlı devlet sisteminin ve devlet anlayışının yetiştirdiği son devlet adamımızdır. Şimdi bu ayrımı yapmak da Türkiye'ye yapılmış bir ihanettir. Yok, dedene, babana küfür et. Osmanlı. Ya Osmanlı sen, Osmanlı olmasaydı bugün sen burada olur muydun? Dilini daha bizim bir de Kıbrıs sorunumuz var biliyorsunuz. Kıbrıs, her tarafı soracaksın. Yani şimdi o bakımdan şimdi sessiz sessiz bir kere şu eğitimi falan kurtarmak hele böyle bu Kuzey Irak sorunu olurken falan şimdi, çok kolay. Yeterdi. Her şeyin başı
bu saatten sonra eğitime yüklenmek diyorsunuz. Şimdi bunu kendi aslında, öz dilimizle. Şimdi sen kalkıp da oradaki danışmanlara hadi defolun gidin filan desen Amerika kızar. Değil mi? Japonların yaptığını yap. Ne onlara yapıyor? Boyuna çay kahve içir. Her dediklerine kafayı sallayın. Ama bildiğini oku. Ne yapacak? Sen kendi bildiğini oku. Takma tersini yap. Peki bir şey tersini söyleyeceğim. Tersini yap. Şimdi Amerika ne yapacak? Şu anda Türkiye'ye muhtaç Amerika. Şimdi ama bir şey söyleyeceğim. Birisinin, birisinin, değişmeyen birisinin tepede olup bütün bunları organize etmesi lazım. Mesela her değişen yönetimde farklı bir Milli Eğitim Bakanımız geliyor. Evet. Farklı bir Kültür Bakanımız, Turizm Bakanımız falan filan. Bazı bakanlıklar böyle birkaç aylık falan olur. Şimdi yani her gelene bir imza attırılır sonra bakan bey, bakan bey ömür boyu. Tamam. Her gelene, bunu anlatmak, sizin bu söylemiş olduğunuz sistemi anlatmak, yani hani yabancı danışmanlara ha deyip hayır kendi bildiğimizi yani okuma bu, sistemini. Bu konulara zaten meraklı olduğu biraz sezilen bir insan hiçbir yere gelemez. Mümkün değil. Yani başınızda kimse olamaz mı diyorsunuz? Hayır, şimdi bir de yani şimdi bir de bizde şu hastalık var. Yani mesela derler ki ya bir Atatürk daha gelse de kurtarsa. Ya 10 tane Atatürk gelse şimdi ne yapar? Benim söylemek istediğim şu. 1919'da taban vardı, millet vardı. Şimdi onun haline bak. Şimdi taban da yok, tepe de yok. Evet. Şunu söylemek istiyorum. Ama bir sürü değerli insanlarımız var. Halk da bak, esnaf, taksi şoförü bilmem herkesle konuşurum. Sohbet ederim. Halkta da birçok şeyi anlayanlar çoğaldı. Yani bizde aydın geçinenlerden çok daha iyi anlıyorlar. Olayları. Evet, siz biraz evvel sohbet ederken programdan önce çok hatta hoşuma bir ara, gitti. Bir ara şöyleydi, şimdi oralara da çengel attılar ama. Bizim memlekette sözümüz meclisten dışarı, ben siz. Yani bu memlekette yakın zamana kadar bu sömürge eğitiminden geçmediği için kafası çalışırdı insanlar. Mesela ilkokul mezunu ise çok kafası çalışırdı. Çok derin sorular sorardı bizim konuşmalarda halk falan. Hı. Bize derdi sen sonradan derdim ki ne kadar okudunuz? İlkokuldan ayrıldım ben falan. Ha tamam belli oluyor zaten. Onun için kafa çalışır. Tabii. Çok yoksa enteresan. Yoksa öbürleri şey, eğitim değil, beyin yıkama çamaşırhanesi. Tarzanca dershanesi. Vereceğiniz konferans salonu, konferans vereceğiniz salona her kesimden insanın gelmesini evet. Şart koşuyor Türkiye'de dediniz. Türkiye'de bak, bilhassa bu işte 45'ten sonra başladı da ama 60'tan sonra filan dışarıdan bir sürü ayrımlar yaratılmıştır. Mesela eskiden millet zannediyor ki solcular işte Rusya'dan ayarlı, işte sağcılar, milliyetçi geçinenler Amerika'dan ayarlı filan. Ya Rusya yapar da gelen giden mümkün değildi. Hiçbir temas yoktu. Nereden yapacak? Sonra baktık ki ya bunlar solcuymuş. Emperyalizme karşı olurdu eskiden solcular. Ya bunlar değil. Nasıl iş? Yani falan. İşte sizin öbürü daha önce söylediğiniz gibi artık sahte sağ, sahte sol. Yani öbürü işte milliyetçiymiş. Bu anlar diyorlar rektör falan. Gidiyorsun İngilizce diyor. Adam böyle kıpkırmızı oluyor. Can Hıraş Amerika'yı, İngilizce'yi falan savunuyor. Milli hiçbir şey alakası yok. Sonradan anladık ki Amerika hepsini değiştirmiş. Böyle çocukluğumdaki manalar kalkmış. Milliyetçi kendi milletinin kültürüne, geleceğine falan sahip çıkan insan demektir. O gitmiş, onun yerine antikomünist olmuş. Öbürü de solcu, bunların hepsi neye bağlı? Solcu, sosyalist, mosyalist falan işte halkın şeyi falan gibi şeyler kalkmış. Onun yerine antifaşist olmuş. Birer kelimeyle milleti birbirine düşürdüler. Binlerce de genç öyle öldü. Öyle mi? Şimdi o zaman bizim eksikliğimiz nerede? O yani zaman bütün bunlara inanmak. Başından itibaren neyse şimdi yavaş yavaş bizim neyse işte okuyanlar falan zaten. Değiştirmelerine bu kadar çabuk cevap veriyor olmamızın sebebi rahat yaşamak, para. Hayır o sonradan çıktı. Bizim millet köyünde otururken iki keçisi koyunu neyse ondan sonra işte bahçesinde ağacı bitkisi falan bir ufak tarlası falan varken bizim millet hani dolara vurursan daha fakirdi belki. Ama kimse aç bilaç değildi. Herkes yerinde güzel güzel tabiat içinde oturuyordu. Köyleri kaldırdılar. Niye? Türkiye'yi boşalttılar, hepsini buraya tıktılar. Evet. Herkes köyünü bırakıp tarımı yasakladı, tütünü yasakladılar, pancarı yasakladılar, bilmem ne buğdayı yasakladılar, her şeyi yasakladılar. Millet aç kaldı. Tabii mecburen ne yapsın? Köyler boşaldı, her taraf boşaltıldı. Niye? Yabancılar bedava aldı o zaman. Neyse topraklarımızı. Yani hepsi buraya geldi. Kapıcı adayı kuyruğuna girdi. Evet. Yani şimdi durum bu. Buralara tıktılar bunları.
Ama şimdi bunların hepsi düzelir. Benim söylemek istediğim şu. Yani hani sanki bir sonuca varmak gerekiyor düşüncesi içerisinde. Böyle kıpır kıpır içim şu anda. Tepede birisinin, hiç kimsenin karışamayacağı birisinin bunu yönetmesi lazım. Hayır, ama olmaz, öyle olmaz. Bir istikrar olması lazım, öyle bir şey olmaz. O kim olacak? İşte o kim olacak? Mesela o kim olabilir? Şili'de yaptıkları gibi bir kim askeri olabilir? Diktatör koyacak, onunla tek düğmeyle hepsini idare edecek. O da olmaz. Peki oraya, ne olacak? Yani diyelim kim, ki kim siz, gelebilecek? Şimdi size diyoruz ki... Yumuşak güç yöntemleriyle tabandan, bakın, sessiz kurtuluş savaşı yürümektedir. Biz 50 sene uğraştık ama çok şükür tahmin de etmedim o kadar çabuk olacağını. Milyonlarca insan, Hakkari'de bile bizim kitaplar siz okundu. Siz nereden işe başlarsınız? Diyelim ki size her şeyi düzeltin diye bir görev verildi. Hiç sessizse patırda etmeden usul usul talim terbiye kurulu, ondan sonra işte Milli Eğitim Bakanlığı falan filan oralardan ufak değişiklikler yapıp ondan sonra bazı şeyleri sessiz sedasız düzeltirsin. Tabii dışarıdan farkına vardıkları zaman da bir şey diyemez ki. Çünkü gizli yapıyor. İşte mesela Amerika'dan biri gelip, aa böyle yaptınız yapmayın falan diyemez. Çünkü gizli yapıyor. Kuvveti gizli yapmaktan geliyor. Bunu ifşa edemez kendisini, ses çıkarmayacak. Şu anda Kuzey Irak'ta Amerika'nın başı bela, Irak'ta başı dertte. İran, Irak bilmem ne falan biliyorsunuz. Türkiye'ye muhtaç. Bakın ben işte bir ay evvel falan da gene Amerika'daydım bir ay falan. Haber, Bush falan beyanet veriyordu. Buralarda böyle şeyleri pek göstermezler. Diyor ki, ya diyor şimdi biz diyor Irak, Afganistan bile ne para yetti, ne kaldı, ne asker kaldı, ne bir şey kaldı. Tepki Amerika'nın içinde bile arttı. Çünkü kendi çocukları ölüyor. Ondan sonra şu anda Bush'un halkın onaylaması, yani halk oylamasında %20'ye düştü. Amerikan tarihinde ilk defa bir cumhurbaşkanının %20'ye düşüyor. İçeride de sorunu var filan. E şimdi diyor ki, ya bu Türkler diyor, ne diyor biliyor musunuz? Türkiye'de diyor hükümet ve devlet diyor bizim dostumuz diyor. Ama diyor halkta diyor büyük bir tepki artıyor diyor. Onun için diyor hükümet zor durumda kalır, ona yardım etmemiz lazım diyor. Yani akıl öğretmemiz lazım, halkı nasıl yatıştırırsın diyor. Ya diyor aman diyor Türkiye'nin işte Güneydoğu'da falan da Türkiye ile de bir cephe açılırsa diyor ne yaparız mahvoluruz falan diyor adamlar ya. Peki bize o zaman... muhtaç ya. Sen o zaman sessiz sedasız bunlara her şeye eyvallah diyeceğine buralarda bir değişiklikler yaparsın gık diyemez. Gık diyemez Amerika. Peki bu sınır ötesi operasyonu vesaire vesaire dış borç, iç borç, yabancılara toprak, Kürt meselesi, türban meselesi, Sunni, bir, 80'de çıktı. Bir şeyler. Zamanımız var mı bunları düzeltmeye bizim? Yoksa gerçekten yine bu dış güçlerin bizi oyalamasıyla ilgili bu tür şeyleri düşünmememizi mi sağlamaları? Kendinizi düşündürmüyor ki. Yani bir kere basın yayını görüyorsunuz yani. Eğitimi de görüyorsunuz. Amerikan halkı da işte. O da bir şeyden haberi yok. Aynı şey. Dünyada basın yayın zaten aşağı yukarı aynı teken. Yani bir şeyden haberi yok. Ama haberi yok. Türkiye'de daha fazla haberi var. Onu da söyleyeyim. Bak bizim halkın Amerikan halkından daha fazla olan bitenden haberi var. Hayır, benim söylemek istediğim dış güçlerin aslında bizi ülke olarak oyalamaları mı? Biz çünkü bunu sizin şu söylediğiniz sistemi düşünebilmemiz için bir şöyle bir rahat etmemiz lazım. Sınır ötesi operasyonu, işte terör problemleri, bir takım şeylerin öyle saçma sapan başörtü mevzularının bir şekilde rahat ermesi lazım ki biz de oturup Türk halkı olarak düşünüp bir şeyler yapabiliriz. Buna zamanımız yok. Yani anamızdan doğduğumuz zaman kimse garanti vermedi. Rahat olacak diye, kolay olacak diye. Ama şimdi yani çok karışık. Rahat olacak da halledecek. Olmaz. Olur mu? Ya seni yok etmeye kararlılar. Sen neresi rahat? Olmaz. İşte onun için zamanımız gittikçe yok. Gittikçe de daha zorlaşacak. Peki bunları durum. Kim düşünecek? Biz düşünüyoruz işte. Siz biz. Siz tek başınıza yetebiliyor tek musunuz? Siz biz ve işte bu yanında bir sürü insan düşünüyor. Yani işte. Ve dolayısıyla da Kuvayi Milliye ruhu artıyor. Amerika artıyor filan ve da, Batı filan da bundan endişe ediyor biraz. İyi, ediyorsa iyidir yani. Yani halk bir şeyleri düzeltecek diyorsunuz. Biraz, tabii halk içinde başka numaralar çektiler. İşte sahte mezhepler bilmem neler filan. Kısa bir ara. Peki hocam bir şey sor. Hocam diyesim geldi. Neden öyle? Tabii evet, ki hocamsınız. Şöyle bir şey soracağım son olarak. Eğitim sistemi de bir sürü işte gelmeler gitmeler
doğrular, yanlışlar, bir sürü şeyler konuşuluyor. Fakat benim karşı olduğum ve üzüldüğüm bir taraf var. Bu kadar eleştiriye rağmen öğrencilerimiz, çocuklarımız perişan oluyorlar. Yani ne akıl kalıyor, ne fikir kalıyor, ne gençliklerini, ne buluğ çağlarını, hiçbir şey yaşayamaz hale geliyorlar. Yani bir de sistemde de bozukluk var. Sistem toptan bozuk canım. Yani bu dershane olayı hangi ülkede var ya? Ya dershaneleri okul yap, ya okulları dershane yap. Evet, böyle çok doğru şey söylediniz. Böyle bir şey dünyada yok. Çok doğru söylediniz. Nasıl peki bu? Niye yok? Niye yapıyoruz biz? Bu da yabancı dille eğitimin uzantısı. Yani eğitim toptan yani. Ya bunlar kolay. Sileceksin çamaşır suyuyla bir yıkayıp yeniden eski haline döndür yeter ya. Araya birkaç da bilgisayar dersi koy. Bitti gitti. Eskisine dön. Bak benim zamanımda ben liseyi bitirirken. Geçen asır mıydı? 53. Liseyi bitirirken Türkiye'deki orta öğretim dünyadaki 3-4 tane en iyisinden biriydi. Ben oradan aldığım Türkçe eğitimle yabancı dilini de istersen öğreniyordun yandan. Onunla gidip Amerika'nın en iyi üniversitelerinde ben de kendim hevesli gitmedim. Beni devşirme yapmak için gönderdiler ama beceremediler. Sonra imalat hatası dediler. Neyse o da ayrı. Ama Türkiye'de eğildiğim, Türkçe olarak edindiğim eğitimle, Allah razı olsun çok iyi öğretmenlerimiz vardı. Amerika'nın en iyi üniversitelerinde 3 sene atladım ya. Neyse yani çünkü ben insanların, her türlü insanın, mazlum insanların dünyanın neresinde olursa olsun hepsi için uğraşan bir insanım. Ve insanlar bunu seziyor. Yani ne şimdiye kadar ne mevki düşündük, ne para pul düşündük, şöhret düşündük, hiçbir şey düşünmedik. Bak bizde Mevlana'dan gelen bir şey vardır. Dönerken haktan alıp halka vermek. Ben bunu yapıyorum. Sen insanlık için, milletin için başta bir şeyler yaparsan sırf onlar için. Allah da rızkını veriyor. İdare ediyoruz işte. Helikopterim yok şimdi. Arabam da yok. Çok şekersiniz gerçekten yani ne diyeyim. Gerçekten çok şekersiniz. Evet. Hay Allah. Çok yani sizinle yani bir oturup saatlerce konuşabilirim. İnsanlar da herhalde böyle nefessiz dinliyorlardır sizi. Evet genellikle yani. Sonuca gelirsek yavaş yavaş. Kimse ümitsiz diye kapılmasın. Kimsenin bak, haberi olmadan içten önce Milli Eğitim Bakanlığı'nı. İşte oraları falan. Gerekli bakanlıkları. İnsanlarımızın zihinlerini ve gönüllerini. İçten değişiklikler yaparak. Kölelikten kurtarmamız lazım. Onunla uğraşıyoruz ve başarılı oluyoruz. Bu yayıldıkça bu millet kendini bak. Bu millet binlerce bak diyorum bakınız. Tabii buyurun ne demek. Babo filan diye konuşmaya alıştık da doğuda. Olsun şimdi buyurun. Baktım geçen gün ilk defa. Milletle böyle babo falan diye konuşuyorum. Oradan alıştık. Şimdi geçen gün bir baktım ilk defa Mimar Sinan'da konuşmuyorum. Sonra çıktık hocalarla falan konuşurken. Gideceğim falan demeye başlamışım. Bu kadar sene sonra İstanbul şivesi bulaştı. Vay arasına falan. Neyse o bakımdan. Yani şimdi evet. Sizin başınıza gelen en komik olay nedir? Onu bir, daha doğrusu sizin anlatmanız komik olur gibi geliyor bana. En böyle şaşkınlıklar içerisinde kaldınız. Yani eğitimle ilgili mesela. Demin söyleyecektim de herkes zannetmesin ki işte gitti oralarda bir şeyler yaptı geldi ondan sonra burada işte bilimi bıraktı filan. Ben her gün 4 bilim dalıyla araştırmayla uğraşıyorum. Kuantum kimyası, fizik, teorik fizik, matematiğin saf matematik ucuna kadar. Saf matematik. Saf ve moleküler biyoloji. Onun için konuşmalarımın bazıları mesela bütün hekimlere moleküler biyolojideki yeni ufuklarımızı anlatıyorum. Ondan sonra bilmem matematikçilere matematik konuşması yapıyorum. Ama hepsinde bizim o bilim artı gönül düsturumuzdur. Bir kuşun zümrütü ankanın uçabilmesi için iki kanadı olacak. Biri bilim, biri gönül. Aklı geliştirmek için bilime, gönlü yetiştirmek, geliştirmek için Türkçe'ye sarılın diyorum gençlere. Bu iki kanat olmadan uçamaz. Güdük kalır. Onun için bu iki ayrılmaz şeydir. Dolayısıyla ben bilim konuşması da yaptım. Sonunda bir gönül tarafımız çıkar ortaya. Ondan sonra bir de millet, çünkü gönlü bozuk olan adamdan bilim de çıkmaz. Bu yeni kitabınızın adı nedir? İlerisi için. Yani şartlar ne olursa olsun.
en kötüsü düşüneceğimiz en kötü şeyler bile olsa hepimizin ufak ufak yapabileceğimiz şeyler vardır. Zaten başka bir kitabımızın üstünde de şey yazıyor. Büyük sorunlar küçük adımlarla çözülür. Yani bir Atatürk daha gelsin de 10 tane daha gelsin de kurtarsın. O tembellik. Sen kendine düşeni yapsana. Herkesin yapacağı ufak ufak ne yapayım derse açsın bizim kitapları okusun. Orada tabii herkese şöyle yapın böyle yapın demeyiz. Ayıp olur. Kitabınızı ama, aldım. Ama hemen okuyacağım. İmalarla falan neler yapılabileceği bellidir. O bakımdan şimdi bu millet 30 bin yıllık tarihinde bir kere değil her 500 yılda bir Ergenekon yapmıştır. Birileri bunları bitirdik artık tamamdır falan dediği zaman aradan 50 sene 100 sene geçer yeni bir dünya devleti kurup dünyaya insanlığı bir daha öğretiriz. Şimdi bizim yeni Ergenekon'a hazırlık dönemimizdir. Hiç kimse yılmasın. Avrupa'nın da bize ihtiyacı. Avrupa akıllandığı zaman nerede Türkiye'de biraz kendi haysiyetine sahip çıktığı zaman ben gitsem oraya şimdi bana diyecekler ama ne olur Avrupa Birliği'ne girin bizi kurtar. Öyle diyecek. Ben gideyim der. Ama sen gidip falan dersen demez. Tabii. O da işte bizim özgüvenimizle ilgili bir şey. Özgüven. Yani özgüven de yani bilimini gönlünü geliştirdikçe özgüvenin gelişir. Herkes bilimini genişletemez. Bilim deyince işte kafayı çalıştıracaksın. Yani. Kafayı çalıştıracaksın anladım. Yani her ülke hele ki bizim bu kadar bilimden geri kalmış hayır, bir ülke olarak. Sayılmaz canım yetişmiş bir sürü insan var da belli bir hedef olmadığı için bir şey görünmüyor. Hedef yok. Hedef çok önemli bir şey tabii. Hedef kitabımızın bir tanesinin adı da Hedef Türkiye. Çift manalı. Hedefteki Türkiye asıl önemli tarafı Türkiye'nin hedefi. Neler olmalı. Bir de öyle kitabımız var. Hedef Türkiye. Ben bir süreyle okudum. Yani reklam olsun diye söyledim. Evet. Çok konuşacak şey var ama ben size teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben size teşekkür ederim. Sağ olun. Lütfen benim hiç susmayın. Değil. Hep konuşun. Eyvallah. Yani şimdi bakın sizin gibi ne insanlarımız var şu ülkede. Ben de yani nasıl sizin gibi? Ben sadece... Yani bakın yani şimdi hem sanat hem şu bu hem de bakın her şeye ne kadar... Yani ilgileniyorum ve... İlgileniyorsunuz. Üzülüyorum. Üzülmek yok. Faydası yok. Ümit. Öyle boş ümidin de faydası yok. Tamam. Ben kendime düşen görevi yapabiliyor muyum sizce şu anda? Yapıyorsunuz. Çok yapıyorsun sen de. Tebrik ederim sizi. Ben tebrik ediyorum asıl. Gerçekten ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederim.